Nihat Yavuz. Benim. Hakkınızda Alihan Öztunay'ı ölümle tehditten şikayet var. Merkeze kadar gideceğiz. Buyurun. Allah Ali onun cezasını versin. Demek bunu da yaptı. Mirat. Sakin ol. Ben bir ifade verip geleceğim. Yosef! Yosef! Ne oluyor anne? Polisler babanı götürüyor. Ne polisi ya? Alihan Bey babanı şikayet etmiş. Üzülme. Sen uzun doktora götür, beni düşünme. Nasıl düşünme? Baba. Oğlum, telaş yapmayın. Döneceğim. Ben karakola gidiyorum. Ben de geliyorum. Alo Necat. Şimdi Mirat'ı götürdüler polisler. Niye? Alihan'ı ölümle tehdit ettiği için. Şimdi götürüyorlar. Ben hemen çıkıyorum. İlgileneceğim, merak etme. Ne olur elinden geleni yap. Ben gidemiyorum karakola. Ozan'ı doktora götürmem lazım. Ne olur acele et. Görüşürüz. Ben Necdet'i aradım. Mirat'ın yanına gidecek karakola. Duydum. Yok bir şey Ozan'cığım. Hadi gel üstünü değiştirelim biz. Gül ablaya gideceğiz. Gelmeyeceğim. Ama Ozan'cığım. Efendim. Tamam. Bak baban aradı şimdi. O da gelecekmiş Gül ablanın yanına. Tamam. Hadi gel gidelim giyinelim hemen. Ya hiçbir haber yok Cemile teyze. Hayır yani telefonu, cüzdanı, hiçbir şey yok yanında. Ama gece gece nereye gider? Ya bak aklına birisi geliyorsa ne olur Allah aşkına söyle. Yok kızım. Hem Fikriye kalmaz ki kimse de. Öyle bir yakını da yok. Zaten ne diyecek birinin kapısını çalsa? Rezil olur. Annen çok yanlış yaptı ama Fike. Yıktı geçti onca yılımızı. Ya biliyorum Cemile teyze. Ben de kızdım. Babam boşanacağım diyor.
Ya ama ne olursa olsun o benim annem. Hayırlı sabahlar. Günaydın oğlum. Günaydın. Figen, kızım ben çıkıyorum. Tamam baba. Babam eve döner gelir, benim işe gitmemi bekliyordur diyor ama... ya benim içimde kötü bir his var. Dur bakalım. Hemen kötü şeyler düşünme. Dünyanın bin türlü hali var. Polise mi gitsen acaba kızım? Değil mi Mehmet amca? Ben polise gideyim, doğru. Tamam, hadi gittim o zaman. Görüşürüz. Şikayetçi Alihan Öztun'a fiziksel saldırı ve ölümle tehdit etme iddiasıyla ifadenizi almamız gerekiyor. Avukatınız varsa çağırabilirsiniz. Maddi durumunuz kötüyse buradan bir tane avukat temin edebilirsiniz. Hoş geldin Necat. Merhaba. İfade almaya başlamadınız umarım. Mirat Yavuz'un avukatıyım. Haklarını soruyordum avukat bey. Müvekkilinizle ifadesi alınmadan önce görüşmek ister misiniz? Elbette. Gerek yok Necat. Olan neyse onu söyleyeceğim zaten. Ben yine de bir görüşelim dedim Mirat. Alo Ece. Mustafa. Ya sabah hani biz biraz gerildik ya. Diyorum ki vaktin varsa oturup konuşalım. Ya bugün dersler çok yoğun. Aslında hiç de görüşemeyebiliriz biliyor musun? Ama akşam konuşalım olur mu? Derse gireceksin yani. Evet, derse gireceğim. Hadi bay. Bu kez bitti Mustafa. Göreceksin sen. İçeride ifadesi alınır hanımefendi. Şöyle oturabilirsiniz. Babama o kadar kızıyorum ki. Yusuf yapma. Ya anne ne yapma? Bak Deniz abla iyi biri. Ozan'ı da çok seviyorum. Ama bu onların aile meselesi ya. Babam niye karışıyor? Ben de onun oğluyum. Benim için ne yaptı? Hadi beni boş ver. Canını ona siper eden senin için ne yaptı anne? Babam bir zamanlar her şeyi göze aldı benim için. Dedenin adamları hastanelik edinceye kadar dövdüler onu. Yaşananlara dayanamayan dedesini kaybetti. Ama baban yine de vazgeçmedi benden. Benim toyluğum, cesaretsizliğim bitirdi bizi. Ya anne. Haksızlık yapma. Baban sevdi mi böyle sever. Hesapsız. Her şeyini vererek. Deniz'e saygım var ama kıskanıyorum da. Çünkü nasıl bir erkeğe sahip olduğunu en iyi ben biliyorum. Deniz abla senin yerinde olsaydı ne böyle toz kondurmamazlık yapardı, ne sabırla senin gibi ömür boyu beklerdi. Ama bak
Onun için evini sattı, şimdi de karakollara düştü. Öyle deme Yusuf. Deniz'i sakın suçlama. Burada hiç kimsenin suçu yok. Kader böyleymiş. Çocukları kullanmak dahil yapmadığı baskı kalmadı nişanlımın üstünde. Taciz etmeye bile kalkıştı. Daha ne söyleyeyim? Boğazına sarılıp ölümle tehdit etmişsiniz. Ben onu uyarırken öyle küfürlü konuşunca dayanamadım. Evet, yapıştım boğazına. Öldürürüm seni de dedim. Ama öfkeyle söylenmiş bir laftı sadece. 10 günlük rapor almış şikayetçi. Öyle basit boğaza yapışma falan değil yani. Raporu görebilir miyim? Tabii, buyurun. Kısa bir andı. Hatta yanımızda biri vardı. Cidden ona zarar vermek istesen başkalarının yanında yapmam herhalde. Bayırmak için bize yardım ederlerdi, değil mi? Yanınızdaki kişi şikayetçinin ortağıymış. Onun da ifadesini aldık. Şikayetçi karışmayın, konuşuyoruz dediği için uzak durmuş. Birden atılıp boğmaya kalkmışsınız. Kamera kayıtları da bunu doğruluyor zaten. Şikayetçi size karşı şiddet kullanmamış. Hep savunmada kalmış. Müvekkilim olanları anlattı. Ağır tahrik altında gösterdiği kasıtlı olmayan bir tepkiden bahsediyoruz memur bey. Deniz Hanım, dün Fikriye'nin yaptıklarından dolayı çok üzgünüm. Akşam tartıştık bu yüzden. Turgut, daha sonra konuşabilir miyiz? Tabii, affedersiniz. Uyduruyorsun. Kimse 2 dakikada yapamaz mı? Atma. Mirat, serbest bıraktılar değil mi? Evet. Siz niye geldiniz? Seni yalnız mı bırakacaktık baba? Neyse. Geçmiş olsun Mirat. Benim yetişmem gereken bir duruşma daha. Görüşürüz. Sağ olasın Ezat. Ya madem üçümüz birlikteyiz, gidelim bir yerlere oturalım, biraz kafa dağıtalım ha? Olur. Yalnız ben Deniz'e haber vereyim, meraklıdır şimdi. Ya o Ozan'ı doktora götürdü. Çıkınca arar seni zaten. Hadi gidelim buradan ya. Hadi. Tamam. Figen. Ne yapıyorsun burada? Ya annem. Dün gece babamla tartıştılar. Çıktı gitti evden. Haber de yok. Ya ben de dedim geleyim buraya bari kayıp bildirimi yapayım. Yaptığından utanmıştır. Çıkıp gelir herhalde. Keşke. Ama telefonu da yok yanında. Ya çok korkuyorum başına bir şey geldiyse diye. Figen korkma. Senin annenin başına bir şey gelmez. Şeytana pabucunu ters giydirir o. İçin rahat etsin. Hadi sen yap bildirimini. Bir şeye ihtiyacın olursa ara beni, tamam? Sağ ol Mirat abi. Ya affedersiniz, ben kayıp bildirimi yapacağım ama nereden? İlerideki soldaki kapıda Komiser Ahmet Bey var. Oradan yapabilirsiniz efendim. Tamam. Ozan! Baba! Oğlum. Oh, güzel oğlum benim. Babacığım. Çok özledim seni oğlum. Ben de baba. Niye hiç gelmedin? Babacığım sen neden böyle konuşuyorsun Ozan? Hı? Alihan. Ne yaptın bakalım ben yokken? Nasıl geçti? Anlat bakalım babana. Hiç. Arkadaşımla oyun oynuyoruz.
Hangi arkadaşın oğlum? Can. O hepinizi tanıyor. Alo. Tamam efendim. Tamam. Buyurun Deniz Hanım. Doktor Hanım sizi bekliyor. Gel hadi kalk bakalım babacığım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin bakalım Ozan'cığım. Merhaba, ben babasıyım. Alihan Öztuna. Gelmenize çok sevindim. Şimdi sizi dışarı alayım. Ozan'la sohbet edeceğiz şimdi. Arkadaşım da kalabilir mi? Eve takılabilir. Deniz Hanım daha sonra sizinle de görüşeceğim. Tabii ki. Ozan'cığım montunu ver bana. Hadi bakalım. Geç bakalım. Nasılsın görüşmeyeli? Bir şey içer misiniz? Ben bizde olabilir miyim? Tamam. Siz? Hayır, teşekkür ederim. Çocuğumun hali ne böyle Deniz? Sesini yükseltme. Bak delireceğim. Kekeliyor. Hayaletlerle konuşuyor. Görmüyor musun? Yaşadığı travmanın sonucu bu Alihan. O yüzden buradayız. Kimin yüzünden yaşadığı travmayı? Senin yüzünden. Sen o kadar adi bir adamsın ki. Bana bak. Bana hakaret etmeyi bırak, artık sabrımı taşırıyorsun. Daha ne yapacaksın acaba? Yaptıkların yetmedi mi? Ne yapıyorum ben ya? Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Ne yapıyorsam onların iyiliği için yapıyorum. Bırak Allah aşkına. Çocuklarını evsiz barksız sokakta bırakan adamsın sen. Üstelik bizi koruyan, kollayan, evini açan adamı da içeriye attırdın diye utanmadan. He. Asıl meselemiz bu değil mi? Ha? Asıl mesele bu değil mi? Sen sevgilini şikayet ettim diye kızıyorsun değil mi bana? Ha? Doğru, doğru söyle. Alihan yeter. Gerçekten konuşamayacağım. Herif iş yerime kadar gelip boğazıma yapışıp beni tehdit ediyor. Bu çok normal. Ben şikayet edince abes. Öyle mi? Hı? Öyle mi? Ozan'ın sünnet düğününde sen de Mirat'a saldırmadın mı? Vurmadın mı ona? Ama Mirat seni şikayet etmedi. Neden? Çocukların babası olduğun için. Onları düşündüğü için. Hem Mirat'ı neyin o hale getirdiğini sen çok iyi biliyorsun. Açık konuşmak gerekirse benim gerçekten yapmak istediğim şeyi yapmış. Ha? Sorun da bu zaten. Bu mesele ikimizin. Onun aramızda ne işi var ya? Ya nereye gidiyorsun? Biraz nefes alacağım, rahat bırak beni. Alo. Alo Yusuf, Deniz ben. Merak ettim, hala karakolda mısınız? Necat da aramadı da. Yok, biz çıkalı çok oldu. Babamın ifadesini alıp bıraktılar. Necat Bey'in de duruşmaya yetişmesi gerekiyormuş. Şimdi anne ve babamla bir kafeye oturacağız. Biraz kafa dağıtacağız. Mirat yanındaysa konuşabilir miyim? Onlar önden girdiler ama istiyorsanız aratayım. Yok, önemli değil. Ben sadece sesini duymak istemiştim. Biz de pedagogdayız şimdi. Neyse, görüşürüz. Peki. Baba, neredesin?
Yok ya. Ben de şimdi karakoldan geldim. Ya annemin kaybolduğunu söyledim. Resmini, kimlik bilgilerini falan bıraktım işte. Baba kesin başına bir şey geldi. Yazık ya. Ne geldi kadının başına kim bilir? Tecavüz yokmuş ama bayağı darp edilmiş. Kapkaççı işi herhalde. Hiç mi arayanı soranı yok? Kayıp bildirimi de mi yapmamışlar acaba? Ben hayatımda bu kadar rezil adam tanımadım ya. Deniz onca yıl ona nasıl katlanmış anlamıyorum. Eğer Deniz Hanım niye aramadı diye merak ediyorsan... siz kafeye girerken beni aradı. Çıktığını söyledim, sonra görüşürüz dedi. Doktordalarmış. Gül Hanım sizi bekliyor. Ozan'cığım sen burada Sema ablanla oyun oyna birazcık, tamam mı? Biz birazdan babanla geleceğiz. Hadi bakalım. Buyurun oturun lütfen. İyi Gül Hanım. Ozan'ın durumu daha mı kötüye gidiyor? Bu hayali arkadaştan size bahsetti mi? Çünkü biz ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Önce bir rahatlayalım. Bu süreçte sizin güçlü ve sakin olmanız çok önemli. Hayali arkadaşından bana bahsetti. Birlikte oyun da oynadık hatta. Çok normal bir şeymiş gibi bahsediyorsunuz. Siz ilk kez karşılaşıyor olabilirsiniz. Ama endişelenecek bir durum yok. Hayali arkadaş, çocuğun sağlıklı duygusal ve zihinsel gelişimine hizmet eder. Tabii çocuk, gerçeklikten, sosyallikten tamamıyla kopmadığı sürece. Ozan'ın durumuna gelince, onun durumu biraz daha özel. Nasıl yani? Ozan, yaşadığı travmayla başa çıkabilmek için yaratmış bu hayali arkadaşı. Bunu bir sübap gibi düşünün. Hayali arkadaşıyla ettiği sohbetler, oynadığı oyunlar... bu zor dönemde içinde yaşadıklarını dışarı transfer ederek yaşadıklarıyla baş edebilmesine yardım ediyor. Ama biz dediğiniz her şeyi yapıyoruz. Bir sevgi çemberinin içinde büyüyor. Peki biz neyi eksik yaptık da böyle bir hayali arkadaşa ihtiyaç duydu ki? Ben de oraya geleceğim şimdi. Sanırım anne baba olarak farkında değilsiniz ama Ozan'ın başka bir problemi var. Ve o problem ne yazık ki yaşadığı istismar travmasının daha da derin yaşamasına sebep oluyor. Nasıl bir problemden bahsediyorsunuz? Aliha'nın derdi Ozan olsaydı anlardım, saygı duyardım ama değil. Çocuğun durumunu kullanıyor. Tek isteği Deniz'i zorla beraber yaşamaya ikna etmek. Baba, bunları konuşacağın kişiler biz miyiz? Ben olanlardan bahsediyorum sadece. Otur oğlum, otur. Lavaboya gidiyorum. Baba, annemin duygularına biraz özen göstermek bu kadar mı zor ya? Ben onu üzecek bir şey söylemedim ki. Ya baba yapma.
Ben de rahatsız oluyorum. Yanında senin canından kanından oğlun var yıllar sonra kavuştuğun. Sen sürekli Ozan'dan bahsediyorsun. Ya beni yanlış anlama, Ozan'ı kıskandığım yok çocuk gibi. Ama senden önce onun annesi babası var. Şu an üçü beraber doktordalar. Affedersin oğlum, ben sadece... Ya baba beni boş ver. Annemin seni hala ne çok sevdiğini gayet iyi biliyorsun. Ama onun yanında sürekli Deniz abladan bahsediyorsun. Kendini onun yerine koy. Hiç için sızlamaz mıydı ya? Tamam. Haklısın. Baba. O silah ateşlendiğinde annem senin önüne geçmeseydi belki de ölmüş olacaktın. Deniz abla arkandan birkaç ay yas tutacaktı, gözyaşı dökecekti. Sonra... Kızma ama... Sonra çocukları için tekrar o adamla bir araya gelecekti. Bak, yanlış anlamını istemiyorum. Deniz abla çok iyi ve özel bir kadın. Ve gerçekten saygı duyuyorum ona. Ama annem de çok iyi ve çok özel bir kadın baba. Görmüyor musun ne kadar hanımefendi? Başka kadın olsa senin aklını karıştırmak için, Deniz abladan ayırmak için ne numaralar yapardı? Evet. Raşel çok değerli bir kadın. Öyleyse birazcık daha özeni hak ediyor değil mi? Tamam oğlum. Merak etme. Bir şey daha var. Deniz Hanım ve çocuklarından başka konumuz yok mu bizim? Bizden bahsedemeyecek miyiz hiç? Mesela sen bana sordun mu hayallerin ne diye? Yetişirken neler hissettim sordun mu? Veya diğer şeyleri? Bağışla Yusuf. Ben... Ne desen haklısın. Yani olaylar o kadar üst üste geldi ki. Dur da bitireyim. Sen annemi tüketici bir ev hanımı mı sanıyorsun sadece? Beni büyütmek dışında başka neler yaptı biliyor musun? Baba. O senin oğlunun annesi. Bir zamanlar çok sevdiğin, ömür boyu sana bağlı kalmış bir kadın. İnsan hiç mi merak etmez ya? Bunca yıl neler yaşadı, neler hissetti diye. Tamam, annen geliyor. Yusuf, özür dilerim. Haklısın, tamam. Raşel, kahve içelim mi? Sen severdin. Hala öyle mi bilmiyorum ama. Evet, hala öyle Mirat. Kahve deyince akan sular durur. Bakar mısınız? Yani Ozan bu olaydan çok daha önce kaygı bozukluğu yaşamaya başlamış. Babasının ortadan kaybolmasıyla, hayatta olup olmadığını bile bilmemek, bütün düzeninin, çevrenin bir anda değişmesi, annenin sürekli kaygılı ve üzgün oluşu, bütün bunlar kaygısını daha da derinleştirmiş. Ama gayet iyiydi, mutluydu. O evdeki herkesi çok seviyor. Evet, seviyor. Özellikle de Mirat Bey'i. Ama bu kendini güvende hissetmesine yetmiyor. Hayali arkadaşını siz daha yeni fark ediyorsunuz. Oysa ki aylardır hayatında. Siz kızarsınız diye sizden gizlemiş. Ah canım benim. Biz nasıl fark edemedik bunu? Ozan daha çok küçük. O yüzden kafası karışıyor. O sizi mutlu bir çift olarak hatırlıyor. Babasının dönmesine rağmen bir arada olmayışınız, sürekli çatışma halinde olmanız onun yaşadığı kaygı bozukluğunu daha da derinleştiriyor. Tabii bir de istismardan kaynaklanan travma sonrası stres bozukluğu eklenince durum büyüyor. Gül Hanım ne olur yardım edin. Ne olur Ozan'ı kurtaralım bu durumdan. Merak etmeyin. Bu durumu çözeceğiz. Ama bunun için birlikte hareket etmek zorundayız. Biz ne yapabiliriz? Her şeyden önce Ozan'ın hayatını sadeleştirmeli ve ona güven duyabileceği ortamı sağlamalısınız.
Bunun için de ailenin bir araya gelmesi gerekiyor. Heh. İşte ben de bunu söylüyorum Deniz'e sürekli. Ama maalesef dinletemiyorum. Çocuğum senin sorumsuzluğun yüzünden, bizi terk edip gitmen yüzünden kaygı bozukluğu yaşıyor. Utanmadan bir de sorumluluğu bana mı yüklüyorsun? Deniz Hanım, eşinize karşı bu agresif tavrınızı oğlunuz da seziyor. Böyle davranırsanız bir yere varamayız. Şu an aranızdaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp Ozan'ın iyileşmesi için ne yapmanız gerektiğine odaklanmak zorundasınız. Bravo. Aynen öyle. Size katılıyorum ve her türlü işbirliğine de açığım. Anı yaşamak diyorsun. İyi hoş da bu bir hedef değil ki. Hedefler gelecek için yapılır. Öyle bir geleceğin olup olmayacağını bile bilmiyoruz ki. Öyle söyleme oğlum. Kime ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Anne ben de aynı şeyi söylüyorum zaten. Bakın kalbimde sorun var diye sürekli bana bir şey olacak korkusuyla yaşarsanız bu anı kaçırırsınız. Yapmayın bunu. Hem kim bilebilir? Belki ben sizden uzun yaşayacağım. Tabii ki. Elbette öyle olacak. Orası öyle de. Tevekkül tedbiri elden bırakmayı gerektirmez değil mi? Ya ikiniz bir araya geldiniz. İlla lafı dönüp dolaştırıp hastaneye kontrole gidelim'e getireceksiniz değil mi? Ya bunu yapmak zorundayız. Sağlığım için. Baba. Ben bir şeye zorunda değilim. Unutma çocuk da değilim. Bu benim tercihim. Nereye kadar giderse. Özgür ve anı kaçırmadan yaşayacağım. Hepsi bu. Hiç öyle bakışmayın ya. Zaten bu konuyu da kapatalım. Sen hedeflerden bahsediyordun ya. Bir tane... Aslında iki tane hedefim var. Neymiş onlar bakalım? Birincisi, ardımda ölümsüz fotoğraflar bırakmak. Bundan 50-100 yıl sonra biri baktığında o fotoğraftaki duyguyu aynı şekilde alabilmeli. Diğeri? Diğeri de bana kalsın. Ece, dışarıdaki kafeye gidiyoruz. Gelir misin? Hayatındaki en unutulmaz an. Bir keresinde bir gökdelenin tepesinde kahve içmiştim. Yanımda da çok güzel bir kız vardı. İşte o anı asla unutmam. Madem o kadar dürüstsün, soralım bakalım. Şu sıralar kalbin boş mu, dolu mu? Cesareti yok demiştim. Bu kadar düşünülecek bir soru değildi. Yani ya doludur ya değildir, öyle değil mi? Hani dürüstlük? Dolu. Öyle mi? Kim bu şanslı çocuk? Tek soru hakkım vardı. Öyle değil mi? Benim de aklıma siz geldiniz Seymen abi. Hani şu an galerinin durumunu bilmiyorum ama. Basın duyurusu yapılmamış olsa neyse. O kadar zor durumda kaldık ki. Melisa'nın abisiyle yengesinin burada çok emeği var. Onları asla kırma.
Şöyle yapalım. Sergi bugün bitiyor ama 3 gün sonra başka bir sergimiz var. En az 1 gün öncesi hazırlığı olur. Eğer size 1-2 gün yetiyorsa buyurun burada yapın. Olur vallahi. Ya hiç yoktan iyidir. Biz akşamlar resimleri getiririz. Sabah da Melisa ile son düzenlemeleri yaparız. Gerçekten çok teşekkürler Seymen abi. Çok sağ ol. Ne demek? Abine selam söyle. Özletti kendini. Bir ara uğrasın. Söylerim tabii. Çok sağ olun. Oldu bu iş. Ya Melisa çok teşekkür ederim. Senin sayende. Ya ne demek? Seni mutlu etmek için her şeyi yaparım. Yani arkadaşlar böyle günler içindir. Hadi çıkalım. O gemi biraz büyük değil mi Ozan'cığım? Ama biz 4 kişiyiz. Annem, babam, ablam, bir de ben. Anladım. Ozan'cığım. Canım oğlum benim. Bil bakalım şimdi ne yapacağız? Üçümüz birlikte yemeğe gidiyoruz. Gerek yok. Biz evde yeriz. Aa! Olur mu hiç öyle Deniz? Şurada ne güzel ailecek yemek yiyeceğiz. Değil mi Ozan'cığım? Ne olur anne. Gidelim. Tamam gideriz. Ne güzel değil mi karıcığım? Eminim sen de çok mutlu olmuşsundur. İyi günler, iyi günler. Resmi değil, gönüllü sosyal hizmet uzmanıydım. Bir ücret karşılığı falan değil yani. Nasıl yani? Yaşlılarla, evsizlerle falan mı ilgilendin? Mültecilerle. Özellikle de parçalanmış aileler. Mesela... Bir adam gelmiş ama karısı ve çocukları gelememiş ya da başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalmışlar. İşte ben onları bir araya getirmeye çalışıyordum. Kendi hayatında yapamadığını yapmaya çalışıyordun yani. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bu çok güzel Reşen. Yani çok anlamlı ve saygıdeğer bir uğraş. Kitap işini de söylesene. Ne kitabı? Senin karşında tam 6 kitabı yayımlanmış bir yazar duruyor. Lütfen. Aman Yusuf, ne yazarı? Masal altı üstü. Sen masal kitabı mı yazdın? Evet. Yusuf küçükken ben ona kendi uydurduğum masalları anlatırdım hep. Sonra bir arkadaşım bunları yazmalısın diye ısrar etti. Ben de yazdım. Birkaç tane yayın evine gönderdim. Sonra bir tanesi çok beğendi. İşte bastılar. Yayımcı Adrian'dı. O günden sonra da hep hayatımızda oldu zaten. Evet. Adrian hep çok iyi dost oldu. Yosef'le de İzak'tan daha çok ilgilendi. Romandan da bahsetsene. Bitti sanırım değil mi? Sayılır. Final kısmını toparlayacağım bir tek. Roman? Konusu ne? Ben de seni görmeye gelmeden önce öğrendim. Sır gibi saklıyordu. Ben... bizi yazdım. Yani geçmişteki aşkımız. Aramışsın ama doktorun yanında sessize almıştım telefonu. Nasıl? Aldılar mı herifi içeri? İfadesini alıp bıraktılar Alihan Bey. Nasıl yani? Sunmadın mı raporu?
kamera kayıtlarını falan. Sunduk tabii ki. Size bundan yargılanacağını da söylemiştim zaten. Ama başka bir söz vermedim, veremem de. E ne olacak şimdi? Evraklar savcılığa gönderilmiştir. Tutuksuz yargılanır. Dosyamız savcılığa yeni ulaştı Alihan Bey. Savcı ancak yarın inceler. Bana bak. Ne yap ne et. Kişiler bu. İtiraz et. O herifi içeriye tık. Anladın mı avukat? Ha. Beğendin mi oğlum? Afiyet olsun. Annem seni şaşırttı ha baba. Ya reklam olacağım falan diye korkma. Romanda karakterlerin isimleri farklı değil mi? Babamınki neydi? Ferhat. Reşel'inki de Şirin değil herhalde. Hayır değil. Adel. Nasıl bitiyor romanın sonu? Aslında iki ayrı finalli son hazırladım. Ama hangisini seçeceğime karar veremiyorum şu an. Neymiş o finaller? Birinde Ferhat Adel'in yeniden kahramanı oluyor. Ve oğullarıyla birlikte mutlu bir hayata başlıyorlar. Çok güzel bir final bence. Ama ne yazık ki gerçek hayatta aşk hikayelerinin kahramanları kadınlar oluyor. Gerçek prenslerini buluncaya kadar bu mu acaba diye kim bilir kaç tane kurbağa öpmek zorunda kalıyorlar. Diğer final ne? Romanın yani. Şey, Adel ölüyor. Ve oğlu babasını buluyor. Annesinin günlüğünü ona veriyor. Hikayenin sonunda Ferhat'ı yıllar önce sevdiği kadının mezarının başında elinde günlükle gözyaşı dökerken görüyoruz. Ece? Neredesin? Bugün okula gelmedim. Anne ve babamla bir kafede oturuyoruz. İyi. Sen iyi misin? Sesin iyi gelmiyor çünkü. Yok. Derslerim bitti de eve gidecektim. Sana bakayım dedim işte. Ya aslında evet. İçim sıkılıyor biraz. Eğer beklersen 15 dakikaya orada olurum. Babamın arabasını alırım. Tamam, bekliyorum o zaman. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür ederim baba. Görüşürüz oğlum. Her şey olacağına varır. Şimdi senin o korumaya çalıştığın Deniz Hanım yakında paşa paşa kocasının evine geri dönecek. Evli evine, köylü köyüne olacak sonunda. Aa, şuraya yazıyorum dediydi ders. Alo, Figen. Annenden bir haber var mı kızım? Yok baba. Karakoldan haber bekliyorum. Bir şey olursa arayacaklar. Dur bakalım ya. Dönecektir. Merak etmesin. İnşallah baba ya. Döner o, döner.
O bir yerlere gitmiştir, birine gitmiştir ya. Benim sinirimin geçmesini bekliyordu. Merak etme kızım, dönecektir. Hadi görüşürüz. Figen, dönünce beni ara, tamam mı? Hadi kızım. Git Fikriye. Nereye istiyorsan git. Ama bir daha sakın bu evin önünden bile geçme. Yap! 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 Turgut, delirdin mi sen be? Yap! Aç kapıyı! Delirdin mi Turgut? Açsana şu kapıyı! Figen kız sen aç! Ah Fikriye. Ben ne yaptım sana ya? Neyse ki Mirat abiyi serbest bırakmışlar. Ya babam şikayetçi olacağım falan diyordu ama ben öyle sinirle söylüyor sandım. Söylesene. Gerçekten babamın babanı öldürebileceğini düşünüyor musun? Asla. Mirat abi kimseye zarar vermez. Nereden nereye? İlk tanıştığımızda babamla ilgili söylediklerini hatırlıyorum da. Annemi babamla olmaya zorlamak çok bencilceydi. Babamı artık sevmediğini, istemediğini kabul etmek istemiyordum. Mirat abiyi de bir tehdit olarak görüyordum. O olmasa annem babamla yeniden denermiş gibi geliyordu ama... Öyle değil işte. Ne kadar garip değil mi? Seninle aynı durumdayız. Benim babam da senin annene aşık. Ama arada bir fark var. Eğer Deniz abla olmasaydı... babam anneme bir şans daha verirdi. Emin misin? Evet. Çünkü onlarınki sizinkiler gibi yıpranmış, tükenmiş bir ilişki değil ki. Düşünsene. Birbirlerine çılgın gibi aşıklarken koparılmışlar. Kötü bir anıları bile yok. Ve annem hala çok güzel bir kadın. Çok canım efendim. Öyledir. Ne kötü. Annelerimiz en azından birbirine saygı gösterebiliyor ama babalarımız resmen düşman gibi. Komik mi bu? Senle ben. Eğer sevgili olsaydık... modern Romeo Juliet olacaktık demek. Aman ne komik. Hemen de yüksel. Hiç takılmaya gelmiyor sana da ha. Ben babamla konuşacağım. Şikayeti geri almak için ikna edebilirim belki. Annem babana geri dönmedikçe gerçekten şikayetini geri alacağını mı sanıyorsun? Ya almak zorunda ama. Yoksa açılacak bir dava Mirat abi için büyük risk olur. Niye risk olsun ki? Necat Bey'le konuşmuş. En fazla para cezası ödersin demiş. Ya normalde olsa öyle olabilirdi ama daha önceden de cinayetten içeri girdi Mirat abi. Gerçi aklandı ama. Bir dakika. Sen ne diyorsun ya? Ne cinayeti, ne içeri girmesi? Ya çiftlikte kafeteryada çalışan bir aşçı vardı. Annemin patron olmasını bir türlü kabullenemedi. Sürekli olay çıkarıyordu, ağır laflar söylüyordu. Samirat abi bir gün bu adama saldırdı, öldürmekle tehdit etti. Ve o gün adam çiftlik yolunda ölü bulundu. Tabii. Bu olay da babamın üzerine kaldı, değil mi? Evet.
Annem kurtardı onu aslında. İyi işte, aklanmış. Bir tehlike yok demek ki. Ama saldırıp ölümle tehdit ettiği kayıtlara geçti. Daha önceki sabıkası da var. Ne sabıkası? Sen bilmiyor musun? Gençken bir çocuk tacizcisini öldürmeye teşebbüsten 5 yıl hapiste yatmış. Ben daha neler duyacağım acaba? Ben de unutmuştum ama Ozan'ı kurtardığında aklıma geldi. Ne ilginç değil mi benzerlik? Tatlılar gelinceye kadar şuraya gidebilir miyim baba? Tabii ki gidebilirsin oğlum. Tatlılara bakmaya gidelim mi? Tatlılara bakmaya gidelim, tamam mı? Evet Deniz, gördün işte. Doktor Ozan'ın bir an önce sağlığına kavuşabilmesi için bir araya gelmemiz gerektiğini söylüyor. Hadi artık bırak inadını, al çocuklarımızı, gel evimize. Hiç boşuna uğraşma Ali. Deniz, bu sen ben meselesi değil artık. Ozan'ın sağlığına bir an önce kavuşabilmesi için ikimiz de fedakarlık yapmak zorundayız. Anlıyorum Ali. O yüzden sana şu an katlanmak zorundayım ya. Haftanın belli günleri sen, ben, çocuklar sinemaya, tiyatroya, yemeğe falan gideriz. Hepsine tamam. Ama benden seninle aynı çatı altında olmamı bekleme sakın. Ya anlamıyorum ki. Bu herif büyü mü yaptı sana ya? Nedir bu? Nasıl boyadı senin gözünü böyle? Sen oğlunu görmüyorsun ya. Senin algın işte bu kadar değil mi? Bunun ne Mirat'la ne de ona aşık olmamla bir ilgisi var. Bu tamamen senin karaktersizliğinle ilgili. Mirat olmasaydı da hayatımda seninle birlikte olmazdım ben. Senden nefret ediyorum. Hatta tiksiniyorum. Şunu bir anlasan. Biz babanla çok güzel kararlar aldık. Bundan sonra hep birlikte sinemaya, tiyatroya, yemeğe gideceğiz. Biz çok büyük, masal gibi bir aşk yaşadık. Böyle bir aşk dünyada kaç kişiye nasip olmuştur bilmiyorum. Ama görüyorum ki senin için her şey geride kalmış. Acı çekmeni ve üzülmeni istemiyorum Ayşe. Biliyorum senin için hiç kolay değil. Beni Deniz'le beraber görmek. Evet, kolay değil. Tesellim, seni çok seven, çok iyi bir kadın bulmuşsun. Benim sana karşı en ufak bir kırgınlığım, sitemim yok. O yüzden senin çok mutlu olmanı isterim. Hiç değişmemiş. O zamanlar da melek gibi kalbim vardı. Hiçbir şeye sahip olmak istemezdim. Senin aşkından başka. Ayşen yapma böyle. Bak ben de üzülüyorum. Ama aşk hiçbir şeyin satın alamayacağı, zorla elde edilemeyecek tek şey bu dünyada. Geçecek bu acıda. Geçmek zorunda.
Hani derler ya, seni öldürmeyen acı güçlendirir diye. Benim çiftliğe gitmem gerekiyor. Ya da benimle gelmek ister misin? Olur, gelirim. İşim uzun sürebilir. Sıkılırsan. Yo, hava almış olurum. Kafede seni beklerim. Sorun yok. Tamam. Bakar mısınız? Hesap alabilir miyiz? Bismillah. Bu yaşıma geldim, böyle şeyi ilk defa duyuyorum. Vallahi çok normalmiş Cemile teyze. Doktor öyle dedi. Çocuklar yaşadığı travmayla başa çıkabilmek için böyle hayali arkadaş yaratırlarmış kendilerine. İşte ben de bununla uğraşırken Mirat'ı da polisler götürdü. Sebep? Tövbe estağfurullah. Mirat Alihan'la konuşmaya gitmiş. Ondan sonra tartışmışlar filan. Mirat Alihan'a saldırmış. Alihan da şikayetçi olmuş. Aa. Edepsiz. Mirat nerede? Tutuklandı deme sakın. Yok. Karakola gitmişti ifade vermeye. Şimdi şeyde... Raşel ve Yosef'le birlikte yemeğe çıktılar. Biz de pedagogdan sonra Alihan'la Ozan'la yemeğe çıktık. Pedagog ne dedi biliyor musunuz? Ozan için Alihan'la bir araya gelmeliymiş. Alihan tabii hemen atladı. Ben de ona haftanın belirli günleri tamam olur. Sinemaya, tiyatroya falan gideriz, yemeğe çıkarız. Ama asla seninle aynı çatı altına girmem dedim. Davayı kazanırsa ne yapacaksın kızım? Temize gideceğim baba. En azından davanın sonuçlanması aylar sürer. Belki o süre zarfında Ozan da iyileşir. İnşallah. İnşallah kızım. Deniz, ben şeyi anlamadım şimdi. Hadi bunlar karakoldan sonra yemeğe gittiler. Akşam oldu. Ne yapıyorlar Raşel'le Mirat? Bir ara istersen. Olur mu öyle şey Cemile teyze? Aranır mı hiç? Gelirler birazdan. Erken göremeyecek miyim ben seni? İnan bu halimi ben de hiç sevmiyorum Mirat. Ama o kadar ağır geçti ki yıllar. Çok zordu inan. Biliyorum. Bunca yıldan sonra seni bulunca kalbim yeniden çarpmaya başladı. Sonra İzzat'la ağır boşanma süreci, oğlumun yaptığı kaza, buraya gelişim, vurulmam. Bugün seni götürürlerken elim ayağım boşaldı. Ayşe, sana hayatımı borçluyum. Sevgini biliyorum. Yosef'in bizi bir arada görmek istediğini de biliyorum. Kalbimde Deniz var. Biliyorum. Ben senin kalbinde değilsem cismini ne yapayım? Yanımda olmuş ya da olmamış. Neyse. Kapatalım bu konuyu. Birbirimizi gayet güzel anladık. Tamam Ayşe.
Babam nerede? Hapiste. Mirat abi, neden şikayet ettin baba? İstersen bunu yalnız konuşalım. Herhangi birinden söz etmiyoruz. Mirat abi Yosef'in babası. Peki o zaman. Sen de geldin, gördün bütün olanları, şahitsin. Şimdi neyin sorgusu bu? Onun yaptığını savunmuyorum. Peki ya senin yaptıkların? Ya Fikriye'yi şahit diye dinletiyorsun. Ozan'ı zorla almaya çalışıyorsun. Annem perişan. Mirat abi de çileden çıktı sonunda. Ece çok ayıp. Gelmişsin buraya, babanın karşısına dikilmişsin. Annenin sevgilisini mi savunuyorsun ya? Ya öyle değil, niye saptırıyorsun? Ne saptırması kızım, ne saptırması? Karımın sevgilisi iş yerime gelip boğazıma yapışıyor. Kendi oğlum için bana hesap soruyor. Üstüne üstlük ölümle tehdit ediyor. Sen kalkmışsın, niye şikayet ediyorsun diye bana soruyorsun. Babam kimseyi incitmez. Durduk yere de kimseye saldırmaz. Mirat abi kötü bir adam değil baba. Sen yokken bizi evine açtı. Her şeyden o korudu. O kadar iyiliğini gördük ya. Bunun da mı hatırı yok? Niye yaptı Ece? Niye yaptı? Karşılıksız mı yaptı bunları? Karıma göz koydu herif be. Yalnız hatırlatırım, o sizin karınız değil. Bir yıl önce boşandınız. Sana ne? Sana ne? Karınmış değilmiş, sana ne? Sen niye karışıyorsun? Karışma. Yosef doğru söylüyor baba. Annemle aranızdaki her şeyin bitmiş olduğuna inanmak istemedim başlarda. Ben de bu yüzden sarıldım zaten senin söylediğin hala evliyiz yalanına. Ama siz boşandınız. Annemde de her şey bitti, artık kabul et. Onu kıskandığın için bunları yapamazsın. Yazık ya. Yazık ya. Ben 10 günlük rapor almışım. Bak boğazımdaki iz hala duruyor. Gelmişsin burada neler konuşuyorsun benimle? Ya baba lütfen artık annemle Mirat abiyi rahat bırak. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Sen Ozan'ı düşün sadece. Onun iyiliği için ne yapabilirim diye ona bak. Ya sizin kavgalarınız yüzünden çocuğun psikolojisi iyice bozulacak, ondan korkuyorum. Ya ben, Ece, ben zaten Ozan'ı düşünüyorum kızım. Bugün pedagog bile ne dedi biliyor musun? Ozan'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorsanız bir araya gelmelisiniz dedi. Sen bence kardeşini gerçekten seviyorsan anneni buna ikna et. Tamam, ben deneyeceğim. Ama sen de şikayetini geri al. Olmaz. Hayatta olmaz. Cezası neyse çekecek. İş yerimde elemanlarımın önünde rezil oldum ya. Asla vazgeçmem. Ne yapayım, gidiyor musun? Bu konuşma biraz daha uzarsa birbirimizi iyice üzeceğiz baba. Biz de kalkalım artık. İyi, hadi madem. Aa, sen şeyi bilmiyorsun. Fikriye kayıp. Nasıl yani? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Turgut'la kavga etmişler akşam. Turgut Fikriye'nin şahitlik yapmasına çok kızmış. Artık nasıl zıvanadan çıktıysa kolundan tuttuğu gibi kapı dışarıya atmış. O iyi yapmış vallahi.
Yosef, sen annenle babanla birlikte değil miydin? Öyleydim. Ece arayınca yanlarından ayrıldım. Fikriye'den haber var mı? Figen karakola gidip haber vermiş. Polis arıyormuş. Allah verir de başına bir şey gelmiyor. Ece, siz ne yaptınız? Aslında babanla konuşmaya gittik. Şikayeti geri almasını söyledim ama asla almayacağım dedi. Anne, pedagog Ozan için bir araya gelmelisiniz demiş. Doğru mu? Geldiniz. Hoş bulduk. Ben biraz uzanacağım. İyi geceler. Mirat abi. Babam yüzünden karakola gitmek zorunda kaldım. Çok üzgünüm. Boş ver, sıkma canım. Nasıl sıkmayayım ya? Bak Mirat abi, ben senin de başına bir şey gelmesini istemiyorum. Babamla artık birbirinize girmenizi de. Ne olur görüşme bir daha. Sen karşısına çıktıkça o daha da çok geriliyor. Tamam. Merak etme sen. Niye böyle davranıyorsun? Karakola ifade vermeye gittin bugün. Ne oluyor diye aramadın. Üstelik mesaj bile yazmadın. Aradım canım. Yosef'le konuştum. Siz hep beraber Raşel falan program yapmışsınız. Keyfinizi kaçırmak istemedim. Ne keyfi ya? Karakolda yanımdaydılar. Çıkışta da Yosef bir yerde oturalım dedi. Gittik oturduk. Tam işte ne güzel. Ailece birlikte bir gün geçirmişsiniz. Raşel de çok mutlu olmuştur herhalde. Karakolda yanımdalar dedim ya Deniz. Benim için endişelenmişlerdi. Tabii ben gelemedim ya. Endişelenemedim senin için. Öyle bir şey mi dedim ben? Hem ne olursa olsun araban lazımdı. Eski eşinle beni şikayet eden üstelik. Ya aradım diyorum. Yosef'le konuştum. Hem sen bilmiyor musun Ozan'ı bizim pedagog Gül Hanım'a götürmemiz gerektiğini? Hani hayali arkadaşı var ya. Nasıl hiçbir şey ya? Saatlerce birlikteydiniz, hiç mi konuşmadınız? Konuştuk. Havadan, sudan. Çocuklardan. Sen üzgünsün ama. Bak doğru söyle, seni üzecek bir şey mi söyledi babam? Mirat her zaman herkese karşı dürüsttür, incedir. O hiç kimseyi kırmaz ki. Bu nasıl bir sevgi ya? Bir kere de kötü bir şey söyle şu adam için. Hiç mi kusuru yok? Keşke olsaydı. O zaman onu kalbimden atabilirdim. Unutabilirdim. Ama yapmak zorundayım.
Çünkü kalbim çok acıyor. Şş. Üzülme. Bu yeni bir şey değil ki. Halledeceğim ben, göreceksin. Seni çok seviyorum anne. Ben de. Çok. Ne dedi peki doktor şu hayali arkadaşa? Yaşadığı travmayla başa çıkmanın bir yolunu bulmuş kendince. Aslında Aliyan'ın bizi terk etmesiyle başlamış bu kaygı bozukluğu. Aliyan dönmesine rağmen bizim sürekli tartışmamız, kavga etmemiz de bu olayı derinleştirmiş. Bir de üstüne yaşadığı travma. Yani iyi anlayacağın, Ozan iyi değil. Yapılabilecek bir şey yok mu ya? Var. Doktor Aliyan'la bir araya gelmemiz gerektiğini söyledi. Neyse. Harika. Çok güzel. Ne harikası ya? Sen de gidecek misin yani ha? O adi herife nihayet başardı değil mi? Ne diyorsun sen ya? Neyi başardı? Ama doktor söyledi dedin. Evet. Aliyan da aynı şeyi söylüyor. Ama ben ölürüm de bir daha o eve girmem dedim. Nasıl yani? Gitmeyecek misin? Tabii ki gitmeyeceğim. Ne sandın? Ha, çok istiyorsan tabii giderim sen de Raşel'le. Ben sensiz olmaya dayanamam Deniz. Asla bırakamam seni. Asla. Ölüyorum sana, biliyor musun? Ben sensiz yaşayamam ki. Üşüyeceksin böyle. Çok daraldım. Duramadım içeride. Hadi kaçalım. Ya niye öyle bakıyorsun? Kaçıp evlenelim demedim herhalde. Bak kafanı dağıtacağın çok güzel bir yere götüreceğim seni. Ay istemez, macera kaldıracak halim yok hiç. Ya ne macerası? Bak söz veriyorum, sıkıntından eser kalmayacak. Kuş gibi hafifleyeceksin. İyi. Dediğim gibi olmazsa bir daha da hiçbir yere gelmezsin benimle. O kadar da netim bak. Hadi. Böyle mi gideceksin? Üstüme bir şeyler alayım o zaman. Sen çantanı almayacak mısın? Buyursunlar. Sen benim canımsın. Sensin o. Şu kokun var ya, beni deliye çeviriyor. Bence sakin olmalısın. Çünkü evlenmeden olmaz. Ömrümün sonuna kadar burada kalabilirim böyle kollarında, biliyor musun? Nefesim nefesimde. Anne. Efendim Ece, mutfaktayım. Biz Yosef'le biraz dışarı çıkıyoruz, merak etme. Tamam.
Ece ile Yusuf bayağı yakınlaştılar değil mi? Sonunda sen de fark ettin yani. Neyi fark ettin? Bilmediğin bir şey mi var? Bilmediğin... Yusuf Ece'ye aşık olmuş. Ne? Ne diyorsun? Ya dur sakin ol. Peki Ece? Ay yoksa? Ya sakin ol. Ece'nin hiçbir şeyden haberi yok. Yusuf benimle dürüstçe konuştu sadece. Ama Ece nişanlı. Sakin ol. Ben gerekeni konuştum onunla. Ece'ye açılmayacağına, yanlış yapmayacağına söz verdi. Ama gördüğün gibi uzakta duramıyor ondan. Hay Allah ya. Ben de şimdi Ece'yle konuşsam, uzak dur desem bana şimdi niye diyecek? Durduk yere de kızın kafasına sokmayayım. Haklısın. Sen bana o yüzden geçen gün şurada Mustafa ile Ece evlenirse mutlu olabilirler mi diye soruyordun. Değil mi? Bak Mustafa çok iyi bir çocuk. Onu çok seviyorum. Doğru öyle. Ama açık konuşmak gerekirse de Yusuf Ece'nin kafasına çok daha uygun. Berat. Ya Ece de Yusuf'a aşık olursa? Ay düşünmek bile istemiyorum. Ya ana kız bir olup aklımızı başımızdan aldınız ya. Baba o ne hallere düştük biz ya. Pervane olduk peşinizden, ayrılamıyoruz. Ne olacak bu işler? Asıl siz kendinize bakınız. Yavuzlar olarak bizi öyle bir çarptınız ki kendimize gelemiyoruz. Ben bir Ozan'a bakayım. Beni burada bekler misin? Bir Yavuz erkeği sevdiğini sonsuza kadar beklenmiş. Beklerim tabii, merak etme. Efendim İzak. Haftalar önce aradım. Yusuf söylemedi mi? Yok. Şirketteki hissenin devri için gereken imzayı atmamışsın. Avukata gitmeden orayı hallederim demişsin. O imzayı atmayacağım İzak. Ne saçmalıyorsun sen? Böyle anlaşmadık. Anlaşma falan umurumda değil. O hisse benim oğlumun geleceği. Sana asla devretmeyeceğim. Beni sinirlendirme. Bilirsin ben kimseye bırakmam malımı. Ne oğluna ne de sana yedirmem. Evrakları gönderecek avukat. İmzalayıp hemen geri gönder. Asla. Malım diyorsun bir de utanmadan. Sen o şirketi benim babamdan aldığın parayla kurdun, unutma. Ve benim olan hisse oğluma kalacak. O kadar. Alo. Buyurun. Evet evet ben kızıyım. Ne olmuş? İyi mi? Ya ne hastanesi ne ameliyatı? Tamam tamam ben geliyorum, hangi hastane? Mustafa. İyi akşamlar Miret abi. Girsene. Hoş geldin Mustafa. Merhaba Deniz abla. Ben aslında akşam rahatsızlık vermeyeyim. Ece'yi görecektim de. Ece Yusuf'la birlikte dışarı çıktı. Ha öyle mi? Ya bugün tatsız birkaç bir şey yaşadık da. Öyle hava alacaklardı. Arayayım ben Yusuf'u. Yok abi arama. Sağ ol. Sonra görüşürüz. Rahatsız oldu. Acaba... Konuştuk biz. Yusuf'u kıskanıyor. Ece'nin aklını karıştırdığını falan düşünüyor.
Peki ne yapacağız Mirat? Ben Mustafa'nın incinmesini hiç istemem. Dedim ya Deniz, Yusuf söz verdi, asla girmeyecek aralarına. Mustafa mı geldi? Aa! Civa? Merhaba Mirat abi. Habersiz geldik ama bir 5 dakikanız var mı? Tabii ki, gelsenize. Hoş geldin Şilin. Merhaba. Hoş geldiniz. Aycan. Hoş geldin. Geçin, geçin. Sağ olasın. Harika. Sana söylemiştim. Ben kahveden anlıyorum. Bence bana güven. Ay hemen de hava yap. Ha bir kere bu soğukta sıcak su olsa bile güzel gelirdi bana. Sen de beni hemen boz, olur mu? Aa, müzik mi yapıyorlar orada? Evet. Hadi gel. Asıl sürprizim buydu. Dinleyebileceğin en iyi sokak müzisyenleri. Canım, ders almadık mı? Pardon, bunu alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Bitmemişti daha. Şş. Şunu da alacağım. Teşekkürler. Tutabilir misiniz? Yusuf, ne yapıyorsun? Gel. Ya dursana. Duramam. Sen de dur. Yarın geçti çoktan. Kuytularında henüz çıkmadın mı? Yüreksiz kavgaları. Beni istemeyen bir kızla asla birlikte olmam. Ha bu her önüne gelenle de birlikte olacağım anlamına gelmiyor tabii ki. Ece konusuna gelecek olursak, bugüne kadar sevgilisi olan bir kızla kaçamak yapmadım, yapmam da. Sevdiğini kontrolle, baskıyla sana bağlı ve sadık kılamaz. Aksine güvenildiğini hisseden kişi kendini daha çok kontrol eder, korur. O güveni yıkmamak için tabii. Karakterli biriyse. Bana deliriyor hala. Özlüyorsan, dönmüyorsan yazık. Bilmiyorsan. İçim hala yanık. İçinde aşk var yüzündeki. Yüreğine sor bu da kim? Her sabah baktığın aynadaki. Bana deliriyor hala. İçinde aşk var. Sabah baktığın aynadaki bana deliriyor. İçinde aşk var yüzündeki. Yüreğine sor bu da kim? Her sabah baktığın aynadaki.
Hatice. Çok sevindim Civan. Allah tamamını erdirsin. Bunca kötü şey içinde bu gerçekten çok iyi bir haber oldu bize. Düğün ne zaman? Yaza inşallah. Umut nasıl? O da iyi. Bu nişan düğün işlerini biraz da onun için hızlandırdık. Bir an önce düzenimizi kuralım istedik. Size hem son bir kez teşekkür edelim, hem de veda edelim istedik. Dönüyor musunuz? Evet abi. Çok bile kaldık. Urfa'da herkes beni bekler. Bundan sonra Salman Ağa yok. Civan Ağa var ha? Değil mi? Ağalığı bilmem de bundan böyle töreden zulüm ve kadına şiddet olmayacak. Orası kesin. İnşallah. Babandan haber var mı? Yani çıkma ihtimali yok değil mi? Mahpustan anca tabutu çıkar Deniz abla. Geçen haber aldım. Koğuşta iyi eziyet görmüş. Başka bir cezaevine naklini istemiş. Etme bulma dünyası diyeceğim ama o bile az ona. Tecavüz bulgusu yok ama ciddi darp edilmiş. Beyninde bir hematom saptadık. Kanamayı durdurmak için epey uğraştık. Şimdi nasıl? Kalıcı bir şey var mı? Genel tablo iyi ama beyinde bazı sorunlar olabilir. Hafıza kaybı, karakter, huy değişimi gibi şeyler olabilir. Buna hazırlıklı olun. Geçmiş olsun. Sen beni dinlemiyor musun? Hı? Benim kocamla kızım var diyorum. Nerede onlar? Bari şu telefonunu ver de bir kere arayayım. Ne olursun ya. Fikriye. Hı. Surgut. Ha. Figen. Neredesiniz siz ya? Ne oldu bana böyle? Fikriye, biz doktorla konuştuk canım. Ha. İyileşecekmişsin, iyi olacakmışsın. Ah. Ne oldu da geldim ben buraya? Figen. Bak kollarım hep mor, çok acıyor. Annem. Ha. Ah. Geçecek tamam mı? İyi olacağız. Bak şimdi. Düğünde babanla nikahımız kıyıldı. Böyle dans ediyorduk. Çıs çıslı. Ondan sonra... Sonrası yok. Ne oldu sonra bana? Heyecandan düşüp bayıldım mı? Bir de kafamı mı çarptım? Kafam çok acıyor. Kız. Yoksa balayına gidiyorduk da kaza mı geçirdik? Sizde bir şey yok ama
Allah korusun. Ah. Ah. Kız yoksa düğünde nazara geldim de çiftlikte at mı tepsi beni. Çok iyi geldi ya. İyi ki tamam demiş mi sana? Ben sana söylemiştim. Bizde neyse o. O kadar net yani. O kadar net. Baksana ne diyeceğim. Geçen gün bir oyun oynamıştık ya, doğruluk mu cesaret mi? Orada sıra hiç bize gelmemişti. Ne dersin? Oynayalım mı yine? Ne çevireceğiz? Kestane mi? Sırayla birbirimize sorarız işte. İyi. Sor bakalım. Doğruluk diyorum ben. Peki. Hiç biriyle birlikteyken başka birinden hoşlandın mı? Hayır tabii ki. Peki ya hoşlansaydın ne yapardın? Bu soru evet ya da hayır diye cevaplanabilecek bir soru değil ki. Hem tek soru hakkın var. Sıra bende. Söyle bakalım. Doğruluk mu cesaret mi? Bak sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma oğlum. Bırak ilişkileri kendi seyrinde gitsin. Biterse ne âlâ. Beni duyuyor musun? Ne oldu cevap vermedin? Bu oyun biraz çocukça oldu ya. Boş ver. Siz Mustafa ile akşamları hiç görüşmüyorsunuz galiba. Pek değil. Niye sordun? Ne bileyim. Ben birini evlenecek kadar çok sevseydim ondan ayrı kalmaya dayanamazdım herhalde. Biz öyle yapışık ikizler gibi dolaşan çiftlerden değiliz. Ne öyle muç muç? Dönelim mi artık? Olabilir. Soğuk baya. Dosyamız savcılığa yeni ulaştı Alihan Bey. Savcı ancak yarın inceler. Bak elinden ne geliyorsa yap, tamam mı? Bak sen bana bunu ver. Seni nasıl mutlu edeceğim bak göreceksin. Yine kimi mutlu ediyorsun? Ben seni arayacağım tamam mı? Görüşürüz. Tamam hadi. Gönül işleri mi? Ha yok ya bizim avukat. Sen ne arıyorsun burada ya? Ortaklığınızı kutlamaya geldim. Cem Bey'i ben önerdim ama daha yeni tanışabildik. Aynen öyle. Yani böylesine güzel bir hanımefendiyle karşılaşacağımı bilseydim ben daha önce tanışmak isterdim ama. Teşekkür ederim, çok naziksin. Cem bu kapı ne durumda? Şey var mı, sıkıntı var mı kapıda? Yok, bir problem yok. Her şey yolunda. Ya bir baksana, seni görseler iyi olur. Biliyorsun. Ya şey diyecektim, böyle müsait bir zamanda karşılıklı bir yemek yesek. Teşekkür için yani. Olabilir, haberleşiriz. Peki. Cem.
Çekinme ya, çekinme. Rahat ol yani, rahat ol. Flört et adamla, gözümün önünde flört et. Saçmalıyorsun. Çok komiksin. Adam sana iki dakikada yazdı ayaküstü, sen de yüz veriyorsun be. O serseri var ya, o serseri evli bir kere, evli. Allah Allah. Sen de evliydin. Hay adamla flört edeceğim yok da etsem de sana ne? Esin karınla bir araya gelmek için 9 tatlı atıyorsun. Bana ettiğin şu lafa bak. Gerçekten komiksin. Kızım ben senin iyiliğin için söylüyorum. Cem benim ortağım. Ve biraz karanlık bir tip. Anladın mı? Üzülme diye söylüyorum yani. Ya Alihan ne kadar ince, ne kadar düşüncelisin. Çok teşekkür ederim. Sen onu bunu bırak da yine niye canın sıkkın onu söyle. Yok ya benim bir sıkıntı falan yok, iyi. Ya bırak sıkkın işte belli suratından. Hadi anlat. Ofise çıkalım mı? Tamam, nerede? Çok eğlendim bu akşam Yusuf ya. Sevindim. Senin de anın anını tutmuyor. Dün gece, bu sabah çok uzaktın. Akşamda şirinlik muskası. Ben asıl senin sağ solun belli olmuyor. Aramıza mesafe koymaya çalışıyordum. Ama bu akşam... Yusuf, nerede kaldınız ya? Geldik işte. Ece merak ettik sizi. Mustafa uğradı, seni sordu. Aramıştır herhalde. Yusuf, bir dakika. Oğlum. Ya baba, bir şey yaptığım yok. Sana söz verdim biliyorsun. Benim için zor ama öyle. Tamam. Yarın sabah seni ve Yusuf'u göndereceğim adrese bekliyorum. Mutlaka beraber gelin, söyleyeceklerim var. Aramışsın, dışarıdaydım, duymadım. Mesajını da şimdi gördüm. Ne demek oluyor bu? Sabah gelince öğrenirsiniz. Oyun oynamayı bırakır mısın lütfen? Yarın görüşürüz Ece. Ece, bir şey mi oldu? Mustafa... Sabah ikimizle de konuşacakmış. Konu neymiş? Söylemedi. Gelince öğrenirsiniz dedi.
Ya tabii ben de şimdi Deniz'in kaprisini, pozunu çekemem aslında ama... çocuklar için katlanıyorum işte. Ya onu bırak da bu... bu herifi nasıl salıyorlar ya? Anlamıyorum, nasıl salıyorlar bu herifi? Bak, rapor var. Şahitler var, görgü tanıkları var. Kamera kayıtları var. Anlamıyorum ki. Anlamıyorum. Vallahi ona ben de şaşırdım doğrusu bu kadar çabuk kurtulmasına. Sonuçta benzer bir durumdan sabıkalı bir adam bu yani. Sabıka mı? Mirat'ın sabıkası mı var? Evet, bilmiyor muydun? Gençliğinde öldürmeye teşebbüsten 5 yıl içeride yatmış. Sen nereden biliyorsun? Hülya abla söylemişti. Biliyor mu detaylarını? Aa, ama bak şimdi gidip de benden duyduğunu söylersen canımı sıkar benim. Biliyorsun takıntılıdır. Yok, hiç merak etme. Hiç merak etme. Hep benden bahsettik bu arada. Sen ne yapıyorsun? Çok iyi görünüyorsun ha. Birisi mi var hayatında yoksa? Yani teklifler var. Ama henüz ipi göğüsleyen kimse yok. Bakıyoruz işte, değerlendirme aşaması. Çok teklif oluyor yani. Maşallah. O sesteki ima ne pardon? Ya siz ne arıyorsunuz burada? Ha? Aşağıda ortam harika. Tam kıvamında, hadi. Başka zaman. Benim erkenden işte olmam lazım. Aa, ama bunu söz olarak alıyorum. İyi geceler Aliye. Dikkat et. Arkadaşıma iyi bak. Ah, tamam. Yani var ya, kadın resmen ateş ediyor. Yavaş. O kadın tanıdığımız bir kadın sonuçta, değil mi? Ayıp oluyor yani. Ne oldu ya? Güzele güzel demek ayıp değil, sevaptır abiciğim. Ayrıca ben bir şey yapmıyorum ki. Kendi azmettiriyor. Masumum ya. O kadın öyle bir kadın değil. Hem sen evli değil misin oğlum? Evet. Sen de evliydin. Tövbe estağfurullah. Neyi ne sanıyor tam olarak bilmiyoruz Mehmet amca. İşte en son babamla nikah tazeledikleri günü hatırlıyor. Balayına giderken kaza yaptığımızı sanıyor. Allah benim belamı versin ya. Kolundan tutup gece gece dışarı attı bana. Evladım nereden bileceksin böyle olacağını? Ne derse desin, ne yaparsa yapsın. Bir insan dışarı atılır mı gece gece Mehmet amca? Parası yok, çantası yok. Kim bilir ne geldi benim yüzümden başıma. Bari biz alsaydık eve. Öfke şeytanın işi işte. Allah affetsin beni. Senin kadar benim de suçum var Turgut. Çok pişman, çok. Canım hırpalamayın kendinizi bu kadar. Çok şükür hayatta ve iyi. Cemre teyze, annem eve geldiğinde bir şey söylemeyelim olur mu? Ya nasıl olsa olan biteni hatırlamıyor. Yok yavrum, ne diyeceğiz daha? Hadi bize müsaade artık. Tekrar gelmiş geçmiş olsun çocuklar. Sağ ol Cemre.
Baba. Efendim kızım? Ya dünden beri aklımdan çıkmıyor. Sen nasıl yakarsın kafeyi ya? Figen, ekmek kitap üstüne yemin ederim ki Deniz Hanım'ın içeride olduğunu bilmiyordum kızım. Bilsem yapar mıydım hiç böyle bir şey? Baba, bu yaptığın suç. Deniz abla ölseydi bir de üstüne katil olacaktın. Ya sen para için suç mu işliyorsun? Yapma Figen. O kadar karaktersiz miyim ben? Çaresizdim kızım. Evimiz elden gidiyordu. Hayır, kendimden geçtim. Siz ortada kalacaktınız. Annen de ikide bir boşanacağım deyip ortalığı yıkıyordu. Ayhan Bey, işi istiyorsam bunu yapmamı şart koştu. Üstüne para verdi. İçeride kimse yok dedi. Ailemi bir araya getireceksin dedi. Ne bileyim, ben de kabul ettim işte. Keşke biz de annem gibi her şeyi silebilseydik hafızamızda. Keşke. Keşke. Biraz ileride geldik. Çok gerginsin. Evet. Mustafa niye bizi görmek istedi sence? Ne bileyim, ben gidince göreceğiz işte. Bence niye olduğunu tahmin ediyorsun ama söylemiyorsun. Ya dün Mustafa'yı Melisa ile okuldan çıkarken gördüm. Gayet samimiydiler. Sonra aradım, neredesin, ne yapıyorsun falan diye sordum. Yalan söyledi. Derslerim var, akşam konuşuruz dedi. Mustafa'ya kızgın olduğun için bana karşı sıcaktın yani. Tepkisel davrandın. Ne alaka ya? Seninle ne ilgisi var? Aa. Bu ne ya? Mustafa? Ne oluyor burada? Yosef, bilmiyorum telafi edebilirim ama elimden bu kadar geldi. Ben hala anlamıyorum. Nasıl? Ece, seni kaybetme korkusuyla pek çok hata yaptım. Sıkı bir arkadaş baskının sadakati garanti etmeyeceğini söylemişti. Çok haklıydı. Sevgimiz bizi bir arada tutmayacaksa zaten hiçbir şeyin bir önemi yok. Bunları yalnızken konuşalım istersen. Hayır, olmaz. Yosef'in olmasını özellikle istedim. Çünkü ben ona çok haksızlık ettim. Dostum, kusura bakma, ben çok aptalca davrandım. Sorun değil. Ya nasıl ayarladınız ama burayı? Mucize gibi. Dün sana telefonla birazcık yalan söylemiş olabilirim. Affet. Ama inan hepsi bu sürprizi hazırlayabilmek içindi. Melisa'nın abisi ve yengesi aracılığıyla burayı bulduk. Galeriyi onlar hazırlamış. Biz akşam resimleri getirdik, sonra beraber düzenledik. Bir de siz gelmeden herkese telefon ettik.
Çok teşekkür ederim Melisa. Ya ben seni çok seviyorum. Ben de seni. Selam. Aa, hoş geldin. Hayrola böyle sabah sabah? Hoş bulduk, sağ ol. Sana hayrola asıl. Nedir bu gelinlik modelleri filan? Çok yakında Ünal'la evleniyoruz. Nasıl yani? Nejat'la ne oldu? Dava bitiyor bir iki güne. Vay! Çok hızlısın Hülya. Valla ne diyeyim? Tebrik ederim, mutluluklar. Sağ ol. Geçsene. Sende ne var ne yok? Ya Ozan'ın doktoru çocuk için mutlaka bir araya gelmelisiniz diyor. Ama Deniz inat ediyor ya, yanaşmıyor. O herif bunun gözünü nasıl kör etmiş böyle? Vallahi ben Deniz'e söyledim. Ya eğer anneysen fedakarlık yapmak zorundasın dedim. Ya bu herif kusursuz mu ya? Allah aşkına yani bu hiç mi defosu yok, hiç mi kabahat yok, hiç mi yanlış yapmaz? Aa, yok canım. Ay bildiğin eski hükümlü. Şaka mı? Yoo. Adam öldürmeye tam teşebbüsten 5 yıl yatmış. Ay dosyası var bende. Ayrıca Deniz'e de söyledim ama sallamıyor. Hülya, Allah aşkına bana şu dosyayı verir misin? Aa, ne demek canım, sende kalabilir. Ha bak bir de ahçı vardı çiftlikte. Mirat ona saldırmıştı. Sonra adam ölü bulundu ve Mirat'ı içeri aldılar. Sen ciddi misin ya? Ya. Bekle getiriyorum. Avukatım, bak elinde ne iş varsa hemen bırakıyorsun, tamam mı? Birazdan sana çok acayip bilgiler vereceğim. Hemen hazırlığını yapıp o herifin ipini çekeceksin. Tamam mı? Yosef, misafirler hazır herhalde. Açılış konuşma yapabiliriz. Tamam. Ece, açılış konuşmasını senin yapmanı istiyorum. Benim mi? Evet, lütfen. Biz erkekler her yerde fazla fazla konuşuyoruz zaten. Ama bu özel. Tema kadın. Kadına şiddete hayır diyerek çıktık yola. O yüzden bu konuşmayı da bir kadının yapması daha doğru olur. Yosef doğru söylüyor. Peki. Tamam o zaman. Deneme. Değerli misafirler,
Öncelikle geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kadına şiddete hayır sloganıyla yola çıkmış olan sanatçımız Yosef Volovits, bir kadın olarak konuşmayı benim yapmamı rica etti. Bu sergi fikrinin ilham kaynağı, kısa bir süre önce töre cinayetine kurban verdiğimiz çok sevgili Diyar Türkcan'dır. Diyar harika bir insandı. Sevgi dolu bir eş ve anneydi. Eşini kendi seçtiği için, sevdiğiyle olduğu için acımasızca öldürüldü. Babası ölüm emrini verdi. Abilerinden biri de uyguladı. Suçlu olanların cezalarını bulmaları bizleri küçük de olsa teselli etse de bu acıyı hala derinden yaşıyoruz. Çünkü diğer tek örnek değil. Bu yılın sadece ilk 10 ayında erkekler tarafından 77 kadına tecavüz edildi. 207 kadın taciz edildi. 286 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuldu. 338 kadına şiddet uygulandı. Ve bunlar sadece basına ve adli makamlara yansıyanlar. Ve en az 240 kadın öldürüldü. Üstelik bunların 11'i için koruma tedbir kararı verilmişken. Başına töre, namus, aşk, kıskançlık ne koyarlarsa koysunlar. Bunun sadece tek bir adı var. Kasten ve teyammüden cinayet. Cinayetin de, şiddetin de, tacizin de bir mazereti ve hafifletici bir nedeni olamaz. Fazla vaktinizi almayacağım. Ben Diyar Türkcan'ın abisiyim. Kardeşimi babamın ve abimin zulmünden kurtarmayı başaramadım. Diyar'dan ve eşinden geriye sevdalarının nişanesi kundaktaki yeğenim kaldı. Kalplerinde taşıdıkları umudu koydular isim olarak. O şimdi benim umudum. O büyüsün ki bu zulüm küçülsün, yok olsun. Artık başka diyarlar ölmez. Kardeşime sahip çıkan, onun hakkını savunan, son yolculuğunda onun yanında olan, kalbi aydınlık herkese selam olsun. Serginin geliri kadın derneklerine aktarılacakmış. Kardeşimin fotoğrafını ben satın almak istiyorum. Diğer artık evine dönemeyecek. İşte ise fotoğrafı baş köşemizde olsun. Thank you.
Turgut. Kız bu koltuklar ne böyle? Ay çok güzel. Sen hastanedeyken babam koltukları değiştirdi işte. Ah benim bir tanem ya. Balayılarımız yarıda kaldı diye sen karıcana sürprizler mi yaptın? Öyle yaptım canım, öyle yaptım. Ah benim canımın içi, gel. Ah kolum, kolum dokunuyor. Gel, gel canım, ah. Otur şöyle, gel. Hep mor oralar. Ay dur orayı da tutma. Ah, ay dayak yemiş gibiyim vallahi, çok acıyor. Ay ama çok güzeller. Kız Cemile abla, sen görüyor musun şu benim beyimin inceliğini, zarafetini ya? Ay benim ekmek teknem, evimin direği, Ceylan'ının kaplanı. Çok teşekkür ederim. Kız, tövbe ama hep böyle kalsa diyesim geliyor. Sorma vallahi ben de. Ama böyle çıkıp game over diyecek diye de ödüm kopuyor. O ne kız? Kız ne öyle gizli gizli konuşuyorsunuz orada? Kız çok iyi gördüm seni de onu diyordum. Maşallah maşallah. Ay sağ ol kız Cemile abla. Kız Cemile abla sen de nikahtaydın ya. Bunlar söylemiyor bana ne olduğunu. Ya ne oldu hakikaten ya, kaza mı geçirdim ben? Ama trafik kazası olsa Turgut'a bir şey olmamış, Allah korusun. Hani düğünde gelinlikle at mı tepti? Ne oldu Allah aşkına? Ne gizliyorsunuz siz benden? Kız ne gizleyeceğiz senden? De. Ne oldu? Ama hatırlayıp da ne edeceksin kız? Aman gelmiş geçmiş olsun. Sen bak şu haline. Değerli konuklar, bir dakikanızı alabilir miyim? Anne, baba, buraya gelir misiniz? Ne oldu? Öncelikle gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Ayrıca sizin huzurunuzda beni dünyaya getiren bu iki harika insana da teşekkür etmek istiyorum. Bu işi yapabilmeme neden olan duygusallığımı ve empati yeteneğimi sanırım bu harika kadına borçluyum. Anneme. Ve görsel sanatlardaki becerimi, haksızlıklara karşı mücadele gücümü de babama borçluyum. İyi ki varsınız. İyi ki benim yanımdasınız. Ve iyi ki ailemsiniz. Mirat Yavuz. Ne oluyor? Benim. Ali Han Öztunay'a ölümle tehdit ve müessir fiil uygulamaktan hakkınızda yakalama kararı var. Buyurun gidelim. Ne? Ama nasıl olur? İfadesi alınmıştı. Şöyle buyurun. Olmaz öyle saçma şey. Ben bakabilir miyim? Yusuf, sakin ol. Buyurun. Tutma hakkına sahipsiniz. Avukatınıza haber verebilirsiniz. Buyurun gidelim. Ben Necdet'i arayacağım, merak etme. Hemen arayacağım.
dakika götüremezsiniz baba. Bir dakika bırakın baba. Yusuf sakin ol. Yusuf bir sakin ol. Yanlış anlaşılma vardı, merak etme. Bakın babam kimse... Yani ne olacak şimdi? Alo Necat. Şimdi Mirat'ı götürüyorlar. Tutukladılar. Ne olur gider misin yanına hemen? Tamam görüşürüz. Babamı mı arıyorsun? Meşgul oluyor. Ben ona soracağım bunun hesabını. Karıcığım, hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni ya? Beni mi özledin? Derhal şikayetini geri çekeceksin. Hemen, şimdi. Duyuyor musun? Deniz, bağırıyorsun. Duyuyorum. Geri alacak mısın, almayacak mısın? Tamam peki. Çekerim ben madem bu kadar istiyorsun. Ama bir şartım var. Anladın sen onu. Çocukları alıp eve döneceksin. Mirat da dışarı çıkacak. Adil bir anlaşma. Alihan delirtme beni. Sen bilirsin. O zaman çekmem ben de şikayetimi. Girsin içeriye. Paşa paşa yatsın. Zaten alışıktır. Dosyası bayağı kabarık. Onu şey yaptık yani, bayağı kabarık suç dosyası. 5 yılın yanında bu nedir ki? Girsin yatsın. Sen aşağılık pisliğin tekisin. Madem istemiyorsun gelme. Hakim beraber yaşadığın adamın oğlunun babasını boğmaya kalkıp içeri girdiğini öğrenince nasıl olsa başka kimseyi dinlemeye gerek görmeden Ozan'ı bana verecek. Biz yaşarız oğlumla. Seni adil. Hakaret yok. Hakaret yok. Bak ben ne güzel konuşuyorum. Efendice adam gibi. Bırak kolumu. Evet ne diyorsun? Ha? Bak velayet davasından da vazgeçeceğim. Söz veriyorum sana. Bize bir şans ver ya. Boşanma kararı kesinleşinceye kadar bir deneyelim. Neyi deneyeceğiz Alihan? Deneyecek ne kaldı? Ya bir bakarız. Olmuyorsa olmuyor. Yani... Olmaz. Yapacak bir şey yok. Ama o zamana kadar da Ozan iyileşmiş olur hem. Baktık sen yine istemiyorsun. Tamam. Yani nereye gidersen git. Zorla tutacak halim yok seni. Sana karşı Mirat'ın özgürlüğü. Hı? Ne diyorsun karıcığım? Yeterince adil değil mi? Ayrıca sana daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama... Sinirlenince çok seksi oluyorsun. O bir kere olur. Git düşün taşın. Kararını verince bana haber verirsin. Nasıl bir şey? Karakoldan salıyorlar. Savcılık yakalama kararı veriyor. Nöbetçi mahkeme 2 dakikada tutuklama kararı verdi. Dosyaya senin eski bir hükümlü olduğunu... ...ve Emin Usta'ya saldırmanla ilgili belgeleri de sunmuşlar. Bir de daha önceden de Alihan'ı tehdit etmişsin. Tanık da varmış. Park parası isteyenler seni darp edince sen de Alihan'ı suçlamışsın. Ben hayatımda bunun kadar ağır bir adam daha görmedim bugüne kadar. Ya iş sürdüm. Bu heriflerden birini takip ettim. Bardağı tadilattaydı. Konuşuyorlardı, duydum ya. Para veriyordu adama beni darp ettiği için. Ama adam ifadesinde öyle söylemiyor ki Mirat. Bardan çıkan hurdaları görmeye gelmiş. Sen de gelip Alihan'a saldırmışsın, tehdit etmişsin. Denizden uzak dur yoksa seni öldürürüm diye. Bunun gibiler var ya zorla katil ederler adamı. Bela ya, bela.
Nilhat. Tablo biraz kötü. Kendini kontrol edemeyen şiddet yanlısı biri olarak tanıtılmışsın. Keşke bunlara hiç karışmasaydın ya. Ben ister miydim Necat böyle bir şeye karışmayı? Ama Deniz'e resmen psikolojik baskı uyguluyor bu herif. O benim sevdiğim kadın. Neyse. Olan oldu artık. Ben tutuklama kararına itirazımızı yapacağım. Yapacağım da duruşmadan önce karar vermeyebilirler. Bu kötü oldu ya. Vallahi bak bu kötü oldu. Şimdi velayet davasında bunu da kullanacak o adi herif. Sen içeridesin. Hala Deniz'i mi düşünüyorsun? Düşünmediğim gün ölmüşüm demektir. Nihat şu anda benim yüzümden içeride. Hayır, babamın yüzünden. Konuştunuz mu? Ne dedi? Alacak mı şikayetini geri? Ya çocuklarla eve geri dönersin. Ya da Mirat içeride kalır dedi. Anne. Mirat abiyi çok sevdiğini biliyorum. Babamla artık olmayacağını da. Ama ne olur bir düşün. Yani doktorun söylediklerini. Ozan okula bile gidemiyor anne, böyle olmaz. Hem Mirat abinin çıkması da eğer buna bağlıysa. Ece. Sen bugün sergide kadına şiddetin her türlüsü suçtur. Bu bir kader değildir. Boyun eğmemeliyiz demedin mi? Peki babanın bana yaptığı şey ne? Psikolojik şiddet değil mi? Hem de en kötüsünden, en ağırından. Sen şimdi benim buna boyun eğmememi istiyorsun. Anne tabii ki öyle demiyorum. Şöyle bak o zaman. Mirat benim yüzümden içeride dedin değil mi? Sevdiğin adam. Bak Reşel bir an bile düşünmeden canını veriyordu onun için. Üstelik senin varlığına rağmen. Anne başka bir çaresi varsa söyle. Onu deneyelim. O halde. Bak biz şimdi gidelim. Mirat abi çıksın, bir ortalık durulsun. Ozan iyileşsin. O arada da boşanma kararınız kesinleşip gelir. Ondan sonra zaten seni o evde zorla tutacak hali yok ya. Ece, beni hiç anlamıyorsun. O senin baban ama benim için hiçbir şey. Ben onun sesini bile duymak istemiyorum, yüzünü bile görmek istemiyorum. Sen şimdi Mirat'ı, sevdiğim adamı burada bırakıp oraya dönmemi istiyorsun. Üstelik Reşel buradayken. Anne kıskançlık
En son düşünmen gereken şey şu an. Hem sevginiz güçlüyse her zorluğun üstesinden gelir zaten. Öyle değil mi? Hadi sen dedemlerden Ozan'a. O da merak etmesin. Ben bu halde gidemem Ece. Beni böyle görmesin. Tamam. Ben çıkıyorum. Her şey Mustafa'lara kaldı. Gidip biraz yardım edeyim. Sana giyecek bir şeyler getirdim. Sağ ol oğlum. Mezarda görüştük. Duruşmaya kadar burada kalabilirmiş. Bak o zamana kadar evin erkeği sensin, tamam mı? Annene, Denizlere sahip çık. Onları yalnız hissettirme, tamam mı? Merak etme. Kırgın bakıyorsun bana. Evet. Baba. Ben senin hiç mi umurunda değilim ya? Bu nasıl laf oğlum? Nereden çıkarıyorsun? Deniz abla için buradasın, değil mi? Peki. Farz et ki sen Ece ile berabersin. Ve geçmişinden gelen birinin onun hayatını cehenneme çevirdiğini... Ece'nin çaresiz çırpınışlarını görüyorsun. Ne yapardın? Ha? Bu onun sorunu mu derdin? Yoksa aşkına ve ona sahip mi çıkardın? Şokun haber. O anlayışlı bir çocuktur. Sana da saygı duyuyor. Peki sen? Sen beni anlayabiliyor musun? Eğer Alihan'la dönersem yorgan gider, kavga biter çünkü. Ben yıllarca sırf Yosef'i korumak için bir kabusun içinde yaşadım. İzak, Yosef'in doğumundan sonra bana
Bir kez oldu. Sonra bir daha da dokunamadı. Kızım Ester'i 2 yaşında benden kopardı. Metresine götürdü. Çok üzgünüm. Ester bana değil, o kadına anne diyor biliyor musun? Yılda 1-2 kez anca görüyorum. O kadar acı ki. Sanki bir yabancıyım ben. İzak beni sürekli aşağıladı. Sürekli. Yusuf bilmiyor ama şiddet de kullandı. Benim yaşadığım bu işkenceyi başka hiçbir kadın yaşasın istemem. Bugün sergide Ece'yi dinlerken kendime kızdım. Ben neden bunları kabullendim? Neden başka bir çözüm yolu aramadım dedim. Belki Yusuf çok daha sağlıklı bir çocukluk, ergenlik geçirebilirdi. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Bilemiyorum. Kendimi o kadar çaresiz, o kadar kapanı kısılmış hissediyorum ki. Bu hayat senin hayatın Deniz. Kafanı boşalt ve elini kalbine koy. O sana en doğru yolu gösterir. Şartları boş ver. Kimin ne dediğini de. Elini kalbinin üstüne koy. Sana en doğru yolu sadece o gösterir. Mirat da bana aynı senin bu söylediğini söylemişti. Mirat bana kaçalım dediği zaman korkmuştum. Cesaretim yoktu. O gün ayrılırken bana bunu söyledi. Sonra bütün gece elimi kalbime koydum ve düşündüm. Ertesi günde beraber kaçtık. Ben artık gideyim. Gerisini siz halledersiniz. Melisa, gerçekten çok teşekkür ederim. Sen olmasan bu sergiyi yapamazdık. Çok teşekkürler. Ne demek? Elimden ne gelirse. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim fotoğrafımı alan olmamış. Sen öyle san. O fotoğrafı ben satın aldım. Onu odamın duvarına asacağım. Böylece her sabah uyandığımda ilk seni göreceğim. Ama keşke gülümsediğim bir fotoğraf olsaydı. Seni böyle üzgün görmek beni mahvediyor. Bir de şu var. Ona baktıkça bu kızı öyle mutlu etmeliyim ki hayatındaki mutsuz tek anı bu fotoğraftaki olmalı diyeceğim her sabah. İşte benim aşık olduğum adam buydu.
İtiraz edeceğim ama pek umutlu değilim. Duruşmadan önce en az bir ay kadar içeride kalır. Önceki saldırılar hakimde olumsuz bir kanaat yaratırsa tutukluluğu 3-5 aya kadar uzayabilirdi. Her şeye hazırlıklı olun. Neyse. Bana müsaade. Görüşürüz. Yusuf, görüşebildin mi? Nasıl baban? Görüştüm. Nasıl olsun? Şaşkın, çaresiz. Ne kadar ilginç değil mi? Sizin savaşınızın ortasında babam kalıyor ve asıl darbeyi alan da o oluyor. Yusuf. Ben inan çok üzgünüm. Bu süreci biraz daha iyi değerlendirebilseydin, biraz daha sağduyulu adımlar atsaydın bu durumda olmazdık Deniz abla. Farkındaysan bu artık sadece sizin değil, ne yazık ki bizim de sorunumuz oldu. Denize yüklenme Yusuf. Görmüyor musun perişan halde zaten. Yapma oğlum. Ben de üzgünüm Mehmet amca. İçerideki benim babam. Niye? Deniz ablanın eski eşiyle sorunlarından dolayı. Alihan'la ne zaman çatışsa babama patlıyor. Ve sonuçlarına hepimiz katlanmak zorunda kalıyoruz. Kızım. Lütfen baba. Yalnız kalmak istiyorum. Peki kızım. Sağ olsun Yusuf bütün faturayı bana kesiyor. Ben böyle olsun ister miydim Ece? Babam beni 5 parasız 2 çocukla ortada bırakıp çekip gitti. Ama ne oldu şimdi? O mağdur, ben gaddar değil mi? Anne, ben sana diyeceğimi dedim. Yusuf'a da kızma. Sadece derdini anlattı. Ben onun yerinde olsam bu evi yıkardım. Ne
yarattı mecnuna bir tevessülü ver. Sevenin halinden sevenler anlar. Gel gör şu halimi, bir teselli ver. Aramızda başka biri var ise, tertemiz aşkımı bana geri ver. Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum. Ömür boyu bitmeyen derdin ve yorulmuşum. Güleme sevginim, ben sensiz yaşayamam. Bir an seni hiç göremeyeceğim sandım. Bu mümkün değil. Sen çıkmasaydın ben gelirdim yanına. Seni görmeden, dokunmadan yaşayabilir miyim sence? Ha? Ya sen ölürsen? Umarım öyle bir şey olmaz. Yani ben... Çünkü senin de böyle hani Yosef abin gibi büyüyüp... delikanlı olduğunu görmeyi çok istiyorum. Ozan'a söylerken duymuştum. Yuvayı anlatıyordum. Burayı hepimize yuva yapan sensin. Rakiplerim artıyor baba. Ne yapacağız? Geçerim. Yeter ki sevdim de ben bu aşk ile dünyanın kahrına gülüp geçerim. Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum. Ömür boyu bitmeyen derdinle yorulmuşum. Güleme sevgilim, ben sensiz yaşayamam, yaşayamam. Mirat Yavuz. Hazırlan, çıkıyorsun. Nasıl yani? Serbest miyim? Oo, geçmiş olsun kardeş. Eyvallah. Abi senin şu avukatın numarasını bize de versen ya. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun abi. Sağ olasın. Ballı adammış, görüyor musun? İki günde çıktı.
Ozancığım uyandın mı? Günaydın. Canım benim. Hadi hemen üstünü giy. Babanın evine gidiyoruz. Yaşasın. Anneciğim, hemen çıkacak mıyız? Ozan hadi koş önce tuvalete. Babana Mirat'ın eve geldiğini görmeden dışarıya adımımı atmam dedim. Yani Mirat eve geldikten sonra çıkacağız. Tamam. Ece. Şu aşağıdaki ayakkabılarımızı da toplar mısın lütfen? Sesiniz çıkmadı, uyuyorsunuz sandık. Biz gidiyoruz. Nasıl gidiyorsunuz? Nereye? Babamın evine. Annem dün gece babamla konuştu. Sabah ilk işi şikayeti geri çekecekti. Mirat abinin gelmesini bekliyoruz, ondan sonra da gideceğiz. Kısmet Hanım, kusursuz bir kahvaltı istiyorum. Masada her şey olsun. Hiç merak etmeyin efendim. Bir de yumurtalı patates yapın lütfen. Deniz bayılır. Hı hı. Evet. Biz gidiyoruz. Deniz abla. Benim söylediklerim yüzünden mi? Bak, seni kırdıysam, üzdüysem gerçekten çok özür dilerim. Ya. Sen de haklısın Yusuf. Tek tesellim sizin burada olmanız. Böylece Mirat yalnız kalmayacak. Neredeydin? Biraz işlerim vardı. Halledip geldim. Evet.
Eve dönmene çok sevindim Mirat abi. Ben de güzel kızım. Ben de. Ece kardeşine sen dışarı çıkar mısın? Turgut'u daha fazla bekletmeyelim. Nereye? Valizlerle. Çocuklar babalarında mı kalacak hafta sonu? Deniz ne oluyor? Bunu yapmak zorundaydım. Neyi? Biz gitmek zorundayız Mirat. Nasıl ya? Ne demek zorundayız? Yoksa Alihan şikayetini geri almayacaktı. Hayır. Yapamazsın Deniz. Hayır, buna izin vermem. Hayır. Olur, daha fazla zorlaştırma. Ben Ozan için bunu yapmak zorundayım. Deniz, konuştuk seninle. O davanın temizi var daha. Ben çok yıprandım Mirat. Herkes çok yıprandı. Eğer kabul etmeseydim, belki de sen aylarca içeride kalacaktın. İnan bana, böylesi çok daha iyi. Ya ne demek en iyisi bu? Umurumda değil ki serbest kalmışım sensiz olduktan sonra. Görmüyor musun? Çocuklar arada nasıl perişan. Ben tükenmek üzereyim. Ben ne yapacağım peki? Ha? Nasıl nefes alacağım sensiz? Seni öyle çok seviyorum. Sensiz bu ev bir mezar bana. Ne olur beni bırakma. Beni sensiz bırakma, ne olursun. Seni görmeden, sesini duymadan yaşayamam. Bırakma beni. Beni yalnız bırakma lütfen. Deniz. Bekler misin? Son nefesime yalnızlık keyiftir. Eğer ben döneceğim, seni asla bırakmayacağım. Ayrılık ölümdür. Eğer sevdiysen yalnızlık keyiftir. Eğer dertliysen ayrılık ölümdür. Eğer sevdiysen kurşun sıksalar da geçmez gecenden. Bu kalp durana kadar denize hasretsen sadece sen diyeceğim Deniz. Kurşun sıksalar da geçmez gecenden. Kalbindeki denize hasretsen. Saçlarıma karlar yağsa da, gözlerime yaşlar dolsa da, bu koca şehir beni alsa da, yağmur olur dönerim sana. Saçlarıma karlar yağsa da,
gözlerimi. Yaşları dolsa da bu koca şehir beni alsa da rüzgar olur eserim sana.